Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün ne yapıyorum? Alışveriş videosundan sonra bir de size kilerimi çekeyim dedim. Tam kiler sayılmaz. Mutfağımda kilerim var ama onu başka bir müsait zamanda o kilerimi de çekeceğim inşallah. Şimdi ne yapıyorum? Balkondaki bir dolabım var. Orada işte kışlık şeyleri muhafaza ediyorum. Soslarımı, reçellerimi, turşularım, işte ne varsa hepsini size göstereceğim inşallah. Evet arkadaşlar, bunlar böyle vişneden yapıyorum. Bilmiyorum görüyor musunuz? Evet. Bunları vişneden yapıyorum böyle. Komposto bunlar. Hazır oluyor. Bu kayısı reçelim. Arkadaşlar. Bu kiraz reçelim var. Vişne reçelim var. Burada şurada çilek reçelim var arkadaşlar. Şöyle bir çilek reçelim var. Çilek reçelim var arkadaşlar. Menemenim var. Kahvaltılık sosum var. Şu arkada bir şey daha var. Onu size göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, bu da erik. Erik yaptım. Bu da erik hem kompostosu hem de böyle sulandırıp meyve suyu olarak içiyoruz arkadaşlar. Bunu da burada ne var arkadaşlar? Burada da yine şey var arkadaşlar, yabani erik arkadaşlar yaptım. Bizim buralarda oluyor. Körümeyim diye de bayağı bir zorlanıyorum arkadaşlar. Ayva reçelim var. Arkadaşlar ayva reçelim var. Pardon, şimdi aşağı bölüme inelim. Oradan görünmüyor. Biraz indirelim tripodumuzu. Evet arkadaşlar, ikinci bölüme geçtik. Yine ikinci bölümde de gördüğünüz gibi kayısı, ayva reçelim var. Mısır konservemi kendim yapıyorum. Yine kayısı reçelim de var burada. Bu da kapya biberli, yine kapya biber kapya biber turşusu, bu kanalımda var. Hepsi kanalımda var bunların. Hepsini yaptım, çektim arkadaşlar. Hepsi kanalımda var. Bakalım burada ne var başka. Bu da patlıcanlı. Şakşuka gibi ama tam şakşuka gibi değil arkadaşlar. Bunda sarımsak, maydanoz var. Gerektiğinde yumurta kırıp yiyebiliyorsunuz, melemen gibi arkadaşlar. Bu da çok güzel oluyor. Burada da yine melemen var arkadaşlar. Melemen var. Burada da yine kapya biberli domates sosum var arkadaşlar. Bu çok izlendi bu sosum. Bayağı bir izlendi. Çok da güzel oluyor. Salça yerine her şeye kullanılabiliyorsunuz. Çok kullanışlı bir sos bu. Bakalım burada ne varmış. Yine domates sosumuz var. Evet arkadaşlar, şimdi alt 3. bölmeye inelim. Evet arkadaşlar, burada da neyim var? Burada da bazı kuru malzemelerim var. Burada şekerim var, böyle toz şekerim var. Bunu indiriyorum. Biber turşum var arkadaşlar. Burada. İki çeşit biber turşum var burada. Bu da ince kıl biber turşusu, öbürü Charleston'du. Charleston'un bir ufağı. Yaptık arkadaşlar. Bu da kanalımda var. Bu şey turşusuydu. Kırmızı pancar turşusu. Yedik. Biz, şu küçük şişem kaldı. Kırmızı mercimeğim var burada arkadaşlar. Burada da salçalarım var böyle. Çeşit çeşit biber salçası, el yapım arkadaşlar. Salçalarımızı kendimiz yapıyoruz. Kayseri'den geliyor. Burada yaprağımız var. Sarımsak turşumuz var arkadaşlar. Böyle cevizi kırıyorum. Böyle hazır oluyor. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Kırıp dolduruyorum. Kullanıyorum böyle. Burada da bir şeyim daha. Burada da acı biber turşusu yapmışım arkadaşlar. Bu da çok güzel oluyor. Bu da bir şişe kaldı. Bu da elma kurusu arkadaşlar. Şöyle. O kadar kolay kuruyor ki elma. Çok güzel oluyor. Hem çayın yanına yiyoruz biz, hem de bunu haşlayıp böyle ceviz tereyağı döküp yiyoruz arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Burada da kuru kıvılcım var arkadaşlar. Böyle.
kuru kızılcık var burada da. Evet arkadaşlar, üçüncü rafta da böyle şeylerim var, salçalarım var. Kırmızı pancar turşusu yapmıştım. İki bir şişe, birini yedik, biri kaldı. Burada da yine böyle acı biber turşusu yapmışım. Birkaç şişe yapıyoruz. Bir şişem kaldı. Bu acı, bu kır biber turşusu, acı tatlı karışık. Burada da yine biber turşum var. 2-3 çeşit yapıyorum biber turşusunu arkadaşlar. Burada da lapran var. Böyle şişelere basıyoruz bunu da arkadaşlar. Başka neyimiz varmış? Sarımsak turşumuz var. Arkadaşlar yaptık. Hepsi kanalımda var. Size bir şey daha göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu elma kurusu. Bu çok güzel oluyor. Hem böyle çayın yanına yiyorsunuz, hem de böyle biz bunu haşlıyoruz. Ceviz, tereyağı döküp yiyoruz. Çok güzel oluyor. Kendimiz yapıyoruz. Burada da yine kuru kızılcığım var. Kızılcık böyle köylerden alıyoruz. Güzel oluyor. Hoşafı ezmesi güzel oluyor. Burada da yine dutumuz var. Açamadım da öbüründe göstereceğim size. Dutumuz var. Kuru dut arkadaşlar. Bu her şey iyi oluyor. Güzel oluyor kuru. Burada da yine köy bulgurum var. Köy bulguru kullanıyorum ben. İncirim var. Biraz dolaba koyuyorum da böyle kullanmak için çıkartıyorum. Arkadaşlar bu fasulyemiz de buranın fasulyesi. Yerli fasulye. Bu da farklı fasulye. Bu da biraz daha büyük. Kanalda yapmışım. Yemeğini de şöyle tutayım. Bu da bayağı bir büyük. Pişince de bayağı bir büyüyor. Bu da böyle cevizi kırıyorum arkadaşlar. Dolduruyorum. Hemen lazım olduğunu çekiyorum. Biraz dolaba koyuyorum. Şimdi kış olduğu için biraz da burada. Şimdi burada da yine kesmemiz var. Yukarıda var ama birazcık buna koyuyorum kullanmak için arkadaşlar. Yine bulgurum var. Bulgur çok kullanıyoruz. Burada da buğdayımız var. Kendimimiz var arkadaşlar. Burada zeytinim var. Zeytinimiz de yerli. Hamur teknesi arkadaşımız var. YouTube kanalı var. Hem böyle siparişler verince geliyor. Bayağı bu işi de yapıyorlar. Çok memnun kaldık biz zeytinden. Gelen her bütün ürünlerden memnun kaldık. Bunlar da bizim zeytinlerimiz. Bu da biliyorsunuz muşmula turşusu yapmıştım. Bir şişe yedik arkadaşlar. Bu ikinci şişemiz kaldı. Yiyeceğiz inşallah bunu da. Şöyle. Burada da şekerimiz var. Kıtlama şekerimiz var arkadaşlar. Erzurum şekeri. Şimdi yine aynı fasulyeden var. Arkadaşlar. Burada da turşumuz var arkadaşlar. Kelek dolması turşumuz var. Az kaldı bu. Burada da salata turşumuz var. Görebiliyorsunuz. Görünüyor mu Kürşat? Burada da yine salata turşumuz var. Burada karışık turşumuz var arkadaşlar. Bu da karışık. Burada da mısır unum var. Mısır unu da kullanıyoruz. Balığa koyma, her şeye biz ekmek de yapıyoruz. Burada da dutumuz var dediğim gibi arkadaşlar. Dutu kurutuyor. Çok faydalı dut. Bayağı bir alıyoruz. Lahana turşum var. İki bidondu birini yedik. Yine salata turşum var. Yaprağım var. Burada kullandım. Bir de size bir şey daha göstermek istiyorum. Biz bunu da kurutuyoruz arkadaşlar. Kendimiz kurutuyoruz. Fasulye. Bu çırtma fasulye derler burada. Bunu ortadan kesip kurutuyoruz. Bunu da onu kırarak kurutuyoruz. Bunu da ortadan böyle bölerek kurutuyoruz. Bunu Instagram'a atmıştım. Kanalda yok bu. Ya videosu silindiği için sadece bir kısmı kalmıştı. Onu Instagram'a attık arkadaşlar. Burada da yine pirincimiz var. Yağımız var. Zeytinyağı arkadaşlar. Bunu da yine getirtiyoruz, kullanıyoruz. Başka size yine bir şey daha göstereceğim. Şimdi evet arkadaşlar, bu da kuru biberim, patlıcanım var burada. Kendim kurutuyorum. Yarın inşallah kısmetse soğan dolmasıyla kuru patlıcan çekeceğim. Bu tarafta da yine var. Arkadaşlar burada da yine kuru biberim var. Bamyam var böyle. Bu çiçek bamyası. Bu da biraz daha büyüğü. Bunlar da biberlerimiz yine. Arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, bunlar da cevizlerim. Küme yapacağım inşallah. Bekledim, geldi, biraz büyük olacak yani, iğneye takıyorsun güzel oluyor. Evet arkadaşlar, bu da unum. Eliyorum böyle kocaman bir bidona dolduruyorum. Burada kullanıyorum. Sarımsaklarım var arkadaşlar. Artık bahar geldi, bitmeye başladı ama yine de kullanıyorum sarımsaklarımı. Evet arkadaşlar, kışın olmazsa olmazı ıhlamurumuz da var. Gerçi bu sene hiç kullanmadık ıhlamur. Şöyle bir şey var, benim dikkatimi çeken, hiç kimse grip olmuyor herhalde arkadaşlar. Maske taktığımız için, dışarıdaki enfeksiyonu almadığımız için ben hiç kimsenin bu sene grip olduğunu, zaten çok pis bir grip var ama yani normal grip kimse olmadı galiba maskeden dolayı. O yüzden bu sene pek ıhlamurda içmedik diyebilirim yani. Evet arkadaşlar, kuş burnumuz da var, bunu söylemeyi unuttum. Kuş burnuyu da kendimiz yapıyoruz, kaynatıyoruz, eziyoruz. Seneye inşallah bunun bir videosunu da çekip yayınlayacağız inşallah. Bir de kuş burnularımız da var. Hepsinden böyle birer tane size göstermek istediğim için var. Bayağı bir yapıyoruz çünkü bir kış boyu. Yani kuş burnu mevsimi gelene kadar tüketiyoruz arkadaşlar. İki tane de size göstermek istedim. Unutmuşum onlar. Dediğim gibi bir kilerim daha var. Mutfakta kilerim var. Orada da yine böyle erzak dolabım var. Yakın bir zamanda bayağı bir aradan sonra da bir mutfak turu yapacağım inşallah. Mutfak turunda da kilerimi de size göstermek istiyorum. Günlük de benden bu kadar arkadaşlar. Başka bir videoda, başka bir tarifte görüşmek üzere inşallah. Ne tür bir tarifler mi istiyorsunuz? Böyle vlog mu çekelim? Yemek mi? Böyle tanıtım mı yapalım? Bunu da videolarınızda aman unuttum arkadaşlar. Neydi Kürşat? Bunu da evet yorumlarınızda belirtirseniz çok sevinirim. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olmayı unutmayın. Abone olmak ücretsiz biliyorsunuz. Teşekkür ediyorum.